Merhabalar, bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy ve bugün bir önceki yaptığım videoda da doğrusu en önemsiz gözüken meyvelerin dağların elinde neler yapılabileceğini konuşmuştuk. Şimdi de tam tersini konuşacağız. Efsane güzel, aşırı güçlü meyvelerin geri zekaların elinde ne kadar heba olduğunu göreceğiz ve 5 tane meyve buldum o şekilde. İyi seyirler. Birincisi Absalom'un görünmez meyvesi. Absalom Gekko Moria'nın bir korsanıydı. Ve aslında adı üstüne görünmez meyvesi bakıldığında hani Absalom o kadar basit kullanıyordu ki çok bir marifetini görmedik. Ama düşünsenize siz görünmezsiniz. Yani özellikle korsanlar dünyasında. Yani espiyonluk yapabilirsin. Sürpriz olarak ataklar yapabilirsin. Birçok yerlere hırsızlayabilirsin. Girebilirsin. Poneglyph'i bir not kağıdında yazarsan yapılacak çok bir şey var ama Absalom bunlar hepsini elin tersiyle itip Nami'nin duşuna giriyor. Zaten Sanji'nin de çok kıskanması da o yani kafa yapılar aynı olduğu için ve ondan dolayı bayağı hani bu güçlü meyveyi heba haline getiriyor. Ve meyvenin aslında çok güçlü olmasının sebebi Shiryu'nun yani şu anki kara sakalın Shiryu'nun yemesiyle beraber aslında değerler artıyor. Çünkü neden? Shiryu Absalom'un aynı hatasını yapmayacak ve muhtemelen Zoro da çok sıkıntılı bir rakip olacak. Ondan dolayı hani 5. sıralamada bu meyveyi sayabiliriz. Diğer meyve Toki'nin yemiş olduğu zaman meyvesi. Zaman meyvesi kısaca zamanı manipüle ediyorsunuz ve insanları, karakterleri kendinizle geleceğe ve hatta geçmişe de gidebiliyorsunuz. Yani zamanı öteliyor ve atabiliyor insanları. Ve Toki'nin ona atfedilen görevin hiçbir alakası yok. Normalde hani hatırlatırım Toki'nin görevi geleceğe gidip Joy Boy'un dünyanın kurtardığını görebilmesi. Yani o zaman dilimini yakalayabilmesi ama bunu yaparken Oden'e denk geliyor. Çünkü evet Toki aslında 830 sene önce doğdu. Yani dolayısıyla aslında kayıp yüzyılı da potansiyel olarak bilebilen bir insan. Ve ona rağmen hiçbir bilgi vermedi, aktarmadı, kimseye de aktarmadı. Şimdi yani belki de hani sonucu iyi biteceği için belki de gerek görmedi diyeceğiz ama hayır, aslında Oden'e sığınması, Gold D. Roger'la beraber olması aslında biraz da bir soru işareti de ortaya koyuyor. Yani Toki de çok hakim değildi. Ama bu Toki'ye bakıldığında yaptığı şey yani Kaido'nun döveceği samurayları tekrar ileriye atmak. Ve hiçbir fark da olmadı. Ya bakıldığında Kaido'ya çok da zarar vermediler samuraylar. Oden'e aşık oldu. Yani Wano Kuni gibi bir sıkıntılı ülkeye geri gidiyor. Ve hani işgal edilmiş bir Wano Kuni de Oden yanında aslında kalmış oluyor. Yaşamayı tercih ediyor. Yani diyeceksiniz ki belki aşkın gücü evet olabilir. Odur da belki. Ama en azından 830 sene önce doğduğuna dair bir farklılığın yok. Onun için ondan dolayı hani düşünsenize gelecek meyvesi olan bir başka karakter olsaydı çok daha farklı davranırdı. Üçüncü meyvemiz Logia tipinden ışık meyvesi. Kizaru'nun sahip olduğu ışık meyvesi. Önce hatırlatayım, ışık meyvesi saniyede 300 bin kilometre giden bir ışın, foton. Yani derler ya, hem madde hem de ışık. Neyse yani ışıksın. Işığı kontrol ediyorsun, ışık hızında gidiyorsun, ışık hızında vuruyorsun. Yani hız demek zaten güç demek. Ve korsanlar dua etsinler ki böyle fazlasıyla güçlü bir meyvenin tam bir gerizekanın eline düştüğünü, hani konuşamadım ama gerizekanın elinde olduğuna dua etsinler korsanlar. Çünkü Kizaru o kadar yavaş, o kadar chill, o kadar umursamayan, o kadar da gerizekalı ki baktığınızda yani ışık meyvesi başkasının elinde olsaydı ya da başka biraz daha hızlı bir marinin elinde olsaydı adadan adaya gider bir günde herkesi yenerdi, kimse korsan falan konuşmazdı. Çünkü Shabundi'yi hatırlattım. Shabundi de önce bir geldi takılmaya. O an geldi baktı böyle bir herkes bir wapo bir vuruyor. İşte herkes bir şeyler yapıyor falan. Kizaru dedi ki yani neyse geldim bari işimi yapayım. Adam 5 dakikada süpernovaların hepsini yok etti. Ve Raylik gibi bir insana karşı da yani başa baş gittiler. Yani adam bu kadar yavaş, bu kadar yani beyin olarak yavaş bir insanın yapabileceğinizi düşünün artık 5 dakikada. Hani böyle bir adam 5 dakikada bunu yapabiliyorsa ömrünü düşünün.
Ve adam belki de sadece meyvesinden dolayı da amiral olmuştur yani, ona da eminim. Onun için heba olan bir meyve. Dördüncü meyve Paramesya'dan sügarın meyvesi olan juju meyvesi. Hatırlatalım, meyvenin aslında özelliği dokunduğu kişileri oyuncağa çeviriyor ama asıl sıkıntılı yönü o adama bağlı hatıratlar diğer insanlar gözüyle unutulması. Yani adam yaşadığına dair hiçbir hatırası kalmıyor insanların, çevresindeki insanların. Onun için unutulmuş oluyor. Ve buna bakıldığında aslında sügar bir çocuk Doflamingo'nun elinde. Şimdi bakıyorsun aslında burada hani kötü kullanım değil çünkü o çocuk da, ama ambisyon eksikliği, gaye eksikliğiyle aslında ben bir heba olarak görüyorum. Çünkü yani Doflamingo, ben ne bileyim ya, kızı biraz hani bir gönderirdim Big Mama'nın yanında. Big Mama da çocuk falan seviyor ya, çocuk böyle kendisini sevdirince falan Big Mama'yı çevireceksin oyuncağı, sonra kendinde bir imparatorlardan bir tanesi olursun. Hem Big Mama da unutulur bütün askerlerin, çocukların gözünde. Orada da, o adada da takılırsın böyle hani armut piş azmatüş imparator. Yani ondan dolayı hani ben böyle kullanılabilir diye düşündüm. Tabi bazılarınız diyor ki ya işte hakim muhabbetlerinden dolayı yapılamaz, yoksa çok basit olurdu falan. Ama dediğim gibi yani Big Mama'nın bir zayıf boşluğuna, böyle hani sevgi boşluğunda olduğunda, çocuğu sevdiğinde tık bir dokunuş oyuncak. Güzel plan. Diğer en son beşinci meyvemiz de Paramesya'dan zehir meyvesi. Yani Magellan'ın meyvesi, Impel Down'un müdürü olan, gardiyan şefi olan, o en beteri. Yani içlerinde en çok süper güçlü bir meyveyi heba eden, yani en çok sinir olduğum meyve diyebilirim. Çünkü şimdi Magellan'ın sıkıntısı şu. Magellan aslında günde 10 saatten fazla tuvalette takılmasaydı bu adamı amiral yaparlardı. Ve hiçbir düşman karşısında bir şey diyemezdi. Çünkü Magellan'ın meyvesi, zehire tamamıyla bir dokunulmazlığın var. Zehir, adam zehir oluyor. Zehir şeklini alıyor. Her şeyi zehire çeviriyor. Ve ölümcül bir zehir. Hatırlatırım. Kara sakal dahil ve kara sakalın bütün tayfasını sadece yürüyerek yok etti. Ölüyor. Hepsi ölüyordu aslında. Shiryu gelip ilaç vermeseydi Mortingen. Şimdi ben önce şöyle zannediyordum. Magellan hani meyvenin etkisi sebebiyle hani böyle olduğunu düşünüyordum. Halbuki değilmiş. Magellan fazla doyumsuz ve zehirli yemek yemeyi seviyor. Ama zehirli yemek de yediği için aslında midesini bozuyor. Ve zehirli meyve niye zehirli, yani yemek neden yiyor? Çünkü zehire dokunmazlığı var. Biraz hani midene kilit koysaydın, biraz akıllı olsaydın Magellan çok daha farklı yerlerde olurdu. Onun için bence büyük bir heba. Tabii şimdi bunları konuştuk. Şimdi bu iki videoyu da yaptık. Hani kötü meyveler, iyi meyveler. Ama bu aynı zamanda bizim Mugiwara takımları güçlenebilmesi için belli dünyanın empoze etmiş kuralı ve mantıksal yapının gerektirdiği de o gözükmeyen kuralı da uyması için aslında bu çok güçlü meyveleri çok böyle hani yani seviyesiz insanlara veriyor. Tam tersi de çok aslında kötü gözüken, salakça, aptalca gözüken meyveleri çok güçlü karakterlerde, yani o ya da o karakterleri güçlü yapan aslında meyveleridir. Ve ondan dolayı aslında biraz da hani o da onu seviyor aslında. Bakıldığında çok böyle aptalca görünen bir insan ya da aptalca görünen bir meyvesi olduğunda çok daha güçlü olabiliyor. O hep o sürprizi olmuştur. Bir de karakter olarak da çok ters ilişki yapmayı seviyor. Mesela Aokiji'nin çok sıcak bir kalbi vardır ama buzdur. Kizaru'ya baktığınızda hani yavaştır adam ama en hızlı meyveye sahiptir. Akainu desen buz gibi bir kalbi vardır ama magmadır o da. Bakıyorsun mesela Fujitora, bütün dünyayı görebilen, planları görebilen, Marin'in sıkıntılarını görebilen bir insan, kördür. Hani o da o ilişkileri yapmayı seviyor. Ve bakıldığında bunların hepsi aslında bizim Mugiwara takımlarının gelişebilmesi için. Çünkü o dediğim bir meyveden zeki bir insan eline koysaydınız One Piece falan yok. Yani korsan evreni de yok. Hepsi yok olurdu. Ona dolayı bunlar böyle bir şeydi. Böyle bir yorum yapmış olalım. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Sizler de ne düşündüğünüz, öneriniz nedir? Sizin de gördüğünüz meyve insan ilişki konusunda yorumlarda yazabilirsiniz. Mesajda da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.